videolarımızda Tayyip Hoca'yı anlatıyoruz, değil mi? Evet. Evet. Nasıl yapıyoruz? Sizin tavsiyenizle hazırlanan ve Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Parti iktidarının Türkiye hizmetlerini anlatan 6 ayrı videomuz düzenli olarak A9 TV'de yayınlanıyor. Şu anda diğer videolarımızın hazırlığı devam ediyor. Hazırlananlar da bittiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın güzel hizmetlerini anlatan toplam 11 video olacak. Bu videolarda AK Parti hükümetinin sağlık, eğitim, ulaşım, teknoloji, sanayi, tarım, hayvancılık alanında yaptığı devrim niteliğinde hizmetler anlatılıyor. Bir iki örnek verebiliriz. 14 yıl önce sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarıyla birbirine bağlıyken bugün 76 ilimiz birbirine bölünmüş yol ile bağlandı. Bölünmüş yollarımız yılda 16.8 milyar TL'ye ulaşan ekonomik fayda sağlıyor. Avrasya Tüneli ile Kazlı Çeşme Göztepe hattında 100 dakikaya varan ulaşım süresi 15 dakikaya kadar indi. Yıllık toplam yolculuk mesafesinin 370 milyon kilometre kısalması bekleniyor. TürkSat 3A, TürkSat 4A ve TürkSat 4B uydularımız ile sinyallerimiz Asya, Avrupa ve Afrika'nın 118 ülkesinde 3 milyar nüfusa ulaşıyor. Maşallah. Maşallah. Tayyip Hocam başkan oluncaya kadar mücadeleye devam. İnşallah. Ondan sonra da 2023. O videolardan örnek var mı burada yanımızda? Şu anda yoktur. Rejide var. Rejiden birkaç örnek görelim. Kısa kısa ama. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli hizmetleri 1. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye boydan boya geniş, güvenli, konforlu yollarla donatıldı. 79 yılda yapılmış bölünmüş yol toplam 6101 kilometreydi. Sayın Erdoğan döneminde ise 19 bin kilometre bölünmüş yol yapıldı. Bölünmüş yol mesafesi toplam 25.197 kilometreye çıktı. 14 yıl önce sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıyken bugün 76 ilimiz bölünmüş yolla bağlandı. Bölünmüş yollarımız yılda 16.8 milyar Türk lirasına ulaşan ekonomik fayda sağlıyor. Son 14 yılda yapılan bölünmüş yollardan yılda 12.7 milyar Türk lirası tasarruf sağlandı. Yol projelerinin önünde dağlar da engel olmuyor. İllerimiz tünellerle birbirine bağlanıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında 700 kilometre uzunluğunda 470 adet tünelimiz olacak. 2003'te 5967 adet köprü ve viyadüğümüz vardı. Uzunlukları toplamı 311 kilometreydi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan döneminde ise bu sayı 8100'e çıktı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde dev projeler hizmete girdi. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli. Avrasya Tüneli ile Kazlı Çeşme Göztepe hattında 100 dakikaya varan ulaşım süresi 15 dakikaya kadar indi. Yıllık toplam yolculuk mesafesinin 370 milyon kilometre kısalması bekleniyor. Osman Gazi Köprüsü ile İstanbul-İzmir arası mesafe 78 kilometre kısaldı. Artık İstanbul'dan İzmir'e 3,5 saatte ulaşmak mümkün. Dev projeler tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Yeni Havalimanı, Çanakkale 1915 Köprüsü, Kanal İstanbul, Kars-Tiflis-Bakü Demir İpek Yolu, Kuzey Ege Çandarlı Limanı, Filyos Limanı, İstanbul-İzmir ve Ankara-Niğde Otoyolları. Gelibolu ile Lapseki arasında yapılacak olan Çanakkale Boğazı Köprüsü, dünyanın en uzun açıklığına sahip köprüsü olacak. İstanbul-Tekirdağ arası 18 kilometre, İstanbul-Çanakkale arası 45 kilometre kısalacak. İstanbul-Çanakkale arası 3,5 saatten 2 saate inecek. İstanbul'un kent içi trafiği rahatlayacak. İstanbul Boğazı'nın yükü iyiden iyiye hafifleyecek. Gayet güzel. Çünkü televizyon varken, tehlike büyükken bize ne diyemeyiz böyle bir durumda. Yani anlatanlar anlatsın diyemeyiz. Herkes elinden geleni yapacak. İnşallah. En samimi gayreti gösterecek. Kahvehanede oturan kahvehanede faaliyet yapacak. Muhtar olan muhtar olarak görev yapacak. Gidip konuşabilir. Efendim, öğretmense evinde konuşabilir. Apartman toplantısında konuşulabilir.
tehlikeye dikkat çekeceğiz. Suskun seyredilmez. İnşallah. Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanımız önderliğinde AK Parti iktidarın hizmetlerinden birkaç örnek daha vermek istiyoruz. 1992-2002 yılları arasında 743 bin hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapılmışken 2003-2016 yılları arasında 4,5 milyon hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı. Yani önceki 10 yıllık dönemin 6 katı kadar ağaçlandırma çalışması yapılmış oldu. Ülkemizde 2 milyon 800 bin Suriyeli misafirimizi ağırlıyoruz. Suriyeli kardeşlerimize 10 ilimizde kurulan 23 geçici barınma merkezinde barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık, haberleşme, bankacılık gibi insani ihtiyaçlarını karşılayarak 5,5 yılı aşkın süredir misafir ediyoruz. Küresel mal ihracatındaki payımız binde 5'ler seviyesinden binde 9'lara yükseldi. 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımız 4 katına çıktı. 2016 yılında 143 milyar dolar oldu. Ya kardeşim, bunlar benim için dert değil. Asıl konu, Tayyip Hoca İttihat-ı İslam'ı savunuyor. Türkistan Birliği'ni savunuyor. Ben ona bakarım. Öbür taraf ne diyor? Özellik verelim diyor. Yani belaya bak ya. Türkistan Birliği'nden tek kelime bahis yok. Özellik verelim diyor. Bu olmaz kardeş. Yani milletin tam alnının ortasına yönelik bir açıklama bu. Yani yapmayın, etmeyin Allah rızası için.